Şunu unutmayın ki intikam soğuk yenen bir kerevizdir. Bundan yıllar önce çok büyük beklentilerle liseye başlamıştım. Ama hayır, hata bendeydi. O kadar büyük beklentiye girmemin sebebi izlediğim lise dizileriydi. Ulan ben koridorda dolabımın olacağı bir lise hayal ettim hep. Gerçi şu hayatta ne istedim de oldu sanki. Değil mi? Sonuç olarak meslek lisesini kazandım. Ardından da ağlaya ağlaya lise dizilerini izlemeye devam ettim. Bir yandan da ne olacak ne yapacağım diye düşünüyorum derken beklemediğim bir şekilde 9. sınıfın ilk dönemi çok iyi geçti. Hatta lisedeki en iyi zamanlarımdı. Herkes kardeş gibiydi. Kavga gürültü yok, gereksiz atarlar yok, dersi sabote etmek yok. 9. sınıfların en iyisiydik. Öğretmenler bile bizden memnundu. 25 dakika ders anlatıp geri kalan zaman da bizimle sohbet ediyorlardı. Lan serbest bırakıldığımız zaman bile fazla gürültü yapmıyorduk sırf öğretmenimiz mahcup olmasın diye o kadar iyi bir sınıftık. Derken birinci dönem geldi geçti. İkinci dönem sınıfın en çok da benim sinirimi bozacak birisi nakille geldi. İri yarıydı belli ki sporcu böyle kaslı bir şey. Başta normal herkeste muhabbet ediyordu. Nereden bilebilirdik ki okuduğumuz semtin en belalı serserisi olduğunu? İlk başlarda herkese iyi davrandı çünkü. Meğer sinsice yaklaşıp avını tanımak istemiş şerefsiz. Bu çocuk lise 1'in ikinci dönemini bizim sınıfa zehir etti. Kavgası, gürültüsü, zorbalığı bitmezdi. Sınıfta sosyal olan, herkeste sohbet eden çocuklar bile bu herif yüzünden içine kapandı sınıfın devamsızlığı arttı. Şimdi diyeceksiniz ki şikayet etmediniz mi? Ettik de nafile. Uyarı verdiler bıraktılar. Böyle böyle derken bir gün benim yanıma geldi. Ben de o sıralar harçlığımı çıkartmak için karikatür çiziyorum. Hemen yanında da ustamın bana hediye ettiği imzalı karikatür vardı. Onu görmek beni çok motive ediyordu. Bir şeyleri başardığımı hissettiğim için yanımdan asla ayırmazdım. Bu böyle başımda dikildi beni izliyor. Normal bir insan olsa soru sorar, muhabbet kurar. Bu gerizekalı arkadaş çizimimin ve en kötüsü de imzalı çizimin üzerine durduk yere elindeki suyu döktü. Üstüne de ben daha hamle yapamadan masan kirlenmiş la deyip kağıtları bir güzel paramparça etti. Hayır hayır kavga etmedim. Çünkü etsem sonumun ne olacağını biliyorum. Bunlar kaybedecek bir şey olmayan tipler. Hiçbir şey demedim ve sakinliğimi koruyarak planımı yürürlüğe koydum. İkinci sınavların bitmesine az kalmıştı ve bu arkadaş ortalamasını eğer 51 yapamazsa sınıfta kalacaktı üstüne edebiyattan da kaldığı için durumu daha sıkıntılıydı. Sınavdan en az 60 alması gerekiyordu. Ben bu çocuğun yanına 3 gün sonra gittim. Pazartesi sınav var adım gibi eminim çalışmayacak kopya isteyecek çünkü sınıfta kalmak istemiyor. Dedim ben sana kopya veririm gel arkamda otur kağıdımı açarım bakarsın. Bu bir sevindi bir sevindi garibim başına geleceklerden habersiz. Neyse sınav günü geldi ben buna bir güzel yanlış kopyaları verdim Sınav bitti. Görseniz nasıl sevinçli. Halbuki kağıdı saçma sapan doldurmuşum. 10 almam bile mucize. De zaten benim açımdan problem yok. Edebiyat ortalamam yüksek. Hiçbir şekilde kalmam. Neyse bir hafta bu mutlu mutlu dolaştı. Bir yandan zorbalıklarına devam etti derken sınavın açıklandığı gün geldi. Ama bizim notlar açıklanmadı. Hoca ikimizi de yanına çağırdı. Bana dönüp neden böyle oldu? Ne bu not? dedi. Ben de sınavdayken baş ağrımın tuttuğunu söyledim. Geçmiş olsun dedi. Ardından hak geçmesin diye ikimizi de kopyadan disipline verdi. İlk disiplin suçum olduğundan bir uyarı aldım. Çocuk da kınama aldı. Üstüne notumuz K girildi. Kısacası bile bile kendimi de yaktım ama mı aldım. Sonuç olarak çocuk sınıfta kaldı mı bilmiyorum ama o günden sonra hiç görmedim. Herhalde okul değiştirdi ve maalesef birinci dönemimdeki gibi bir sınıfa lise hayatım boyunca rastlayamadım.